Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'un açıkladığı verilere göre Nisan ayında yabancılar ne yapmış ona bakacağız. Sonra yılbaşından beri, 2021 Ocak ayının başından beri neler yapmışlar, neler almışlar, neler satmışlar bunları değerlendireceğiz. Öncelikle Borsa İstanbul'un açıkladığı verilere göre Nisan ayında yabancı yatırımcılar net 80 milyon dolar alış gerçekleştirmişler. Böylelikle 2021 yılının ilk 3 ayında net satıcı olan yabancı yatırımcılar yılbaşından bu yana ilk kez aylık bazda nette alış gerçekleştirdi. 2021 yılında yabancı yatırımcıların nette toplam satış tutarı ise 1,84 milyar dolara geriledi. Şimdi bu verileri daha detaylı bakmak için bir tablo paylaşacağım. Tablo üzerinden devam edeceğiz. Evet, tablo üzerine baktığımız zaman önce Nisan ayına bakalım. Nisan ayında net alış tarafında baktığımızda Ereğli ilk sırada geliyor. İkinci Garanti Bankası geliyor. Ereğli 168 milyon dolarlık alış, Garanti 164 milyon dolarlık alış yapılmış. Daha sonra daha küçük meblağlarda işte diğerlerine göre Turkcell, Petkim, Şişe, Kardemir, Anadolu Efes, Akbank, Dojo, şimdi Net Holding, Aydem, Otokar, Kozal, Enka, Gübre, Vespe, İşmenkul, İsdemir, Arçelik ve Medikal Park diye iniyor. Burada dikkatimi çeken Ereğli çok yüksek miktarda alış gözüküyor. En yüksek miktarda 168 milyon dolarlık alış gözüküyor. Bunun nedeni de bir önceki ay yaptığımız videoda burada Ereğli geçen ay sonuna göre 147 milyon dolarlık satış tarafındaydı. Yani bu ay 168 milyon dolarlık alış yapıldığında yaklaşık 21 milyon dolarlık alış tarafına geçmiş oluyor Ereğli. Ereğli 20 milyon dolarlık alış tarafına geçmiş. Yani eksi 147'den artı 20 milyon dolara geçmiş gözüküyor. Garanti Bankası geçen ay baktığımız o eksi 452 milyon dolardı. Bu ay eksi 288 milyon dolara düştü. 164 milyon dolarlık alışla. Yani hala Garanti eksi tarafta kalmaya devam ediyor. Evet, burada Turkcell istikrarlı bir şekilde alınmaya devam ediyor gözüküyor. 30 milyon dolar alınmış. Toplamda 98,5 milyon dolarlık alış olmuş. Geçen aylara baktığımız zaman bakın Mart'ta 92 milyon dolarlık bir alış vardı. Nisan'da da bir 30 milyon dolar daha alındı. Toplamda 98,5 milyon dolarlık alış gözüküyor yılbaşından bugüne. Petkim 27 milyon, 28 milyon dolarlık yaklaşık bir alış var. O da yılbaşından beri 85 milyon dolarlık bir alışa denk geliyor. Bu hafta Twitter'da da paylaşmıştım, artık Petkim yavaş yavaş yani pahalanmaya başlıyor, görüntüleri vermeye başladı teknik anlamda. Geçen sene Haziran ayında çektiğim videoda Petkim olumlu sinyaller veriyor videosu vardı. Orada yaklaşık bölünmemiş fiyatı 3,7-3,8 liraydı. %20 bedelsiz hisse verdi biliyorsunuz. Şu anki fiyatı 7, onu gördü Cuma günü en yüksek. Ona da %20 eklerseniz yani 8 liranın üstünü görmüş gibi oluyor. Yani %150'den fazla neredeyse bir artmış diyebiliriz. Yani bundan sonra artık daha temkinli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yabancı alımları var ama bir anda terse de dönebiliyor. Cuma günü çok sert mesela satış geldi. 7.10'dan 6.30'a kadar bir anda çok hızlı bir geri dönüş oldu. Şişe 20 milyon dolarlık alış yapılmış. Yine burada baktığımızda yıllık bazda 31 milyon dolarlık alışta Şişe'de birleşmeden sonra güzel karlar açıklamaya başladı. Ama fiyatları hala 7 lira civarında. Yani orta uzun vade için düşünülebilecek, biriktirilebilecek hisselerden diye düşünüyorum. Kardemir 20 milyon dolarlık net alış yapılmış. Ama bu tarafta
kaç toplam 34,3 milyon dolara denk gelmiş yılbaşından beri alışı. Yani Kardemir'de geçen yıldan beri yaklaşık işte 1,9 liralardan 8 liralara kadar geldi. Artık yani orada da yavaş yavaş temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Burada bankalar bu ay biraz alış gördü. O Mart ayındaki sert düşüşten sonra bankalar geçen ay aşırı düşmüşlerdi. Bir miktar adımlar geldi. Ama hala yıllık bazda baktığımızda işte Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, işte Yapı Kredi. Burada 3-4 tane banka hepsi net satış tarafında. Ancak bu ayki 168 milyon dolarlık, 164 milyon dolarlık garanti alımı yani endeksinde tam 1444 seviyesine kadar bu 50 günlük ortalamaya kadar endeksi getirdi. Burayı yukarı kırarsak daha iyi olabilir endeks ama artık yine temkinli olmak gerekiyor. Yani bu ay faiz arttırımı yapılmadı, sabit bırakıldı. Piyasa şu an için bir rahatladı ama herkes yani genelde piyasada Merkez Bankası yani faiz arttırmaz diye düşünüyor. Ne zaman indirecek diye artık bakıyor. Merkez Bankası da ne demişti? Enflasyon üzerinde yani reel faiz düzeyinde faizleri tutacağız dedi. Yani bunu yaparsa bir 3-4 ay belki işte 8. 9. aya kadar faizler sabit gidebilir. Böyle olursa piyasa daha rahat olur. Ama ani bir işte beklenmedik bir ayda bir anda bir faiz indirimi gelirse o zaman piyasalar yine bir terse dönebilir. Orada da dikkatli olmak gerekiyor. Evet, satış tarafına baktığımız zaman burada Türk Hava Yolları bu ay 32,5 milyon dolarlık bir satış tarafında Nisan'da. BİM yaklaşık o da 30 milyon dolarlık satış görmüş. Toplamda yılbaşından beri 142 milyon dolarlık bir BİM'de satış var. Yani yabancılar demiştik yılbaşından beri neredeyse 2 milyar dolara yakın bir satış tarafındalar. Tabii bunlar da büyük hisselerde satış olarak gözüküyor. Yani işte burada Garanti, İş Bankası, BİM, Akbank, Oza Altın, Aselsan, Ford Otosan, Migros, Yapı Kredi gibi hep büyük hisselerde büyük satışlarla bunlar gerçekleşiyor. Burada BİM aslında baktığımız zaman hisse başına yaklaşık 4-5 lira kar açıklamış. Yani bu yıl baktığınızda yaklaşık 4 lira temettü verecek. Yani yabancılar temettü veren hisseleri sever ama dediğim gibi bu piyasadaki belirsizlik, güvensizlik ortamı en çok temettü veren, en sağlam duran dediğimiz hisselere bile yabancılar tarafından büyük satışlar getirebiliyor. Tüpraş o da 21 milyon dolarlık satış yapmış. Ford 21 milyon dolar, Koç 21 milyon dolar, İş Bankası 21 milyon dolar hepsinde satışlar var. Tofaş o da çok güzel giden hisselerden biriydi. Güzel temettü açıklamıştı. 3 lira hisse başına temettü verecekti. Orada da artık bir kar realizasyonu gerçekleşmiş gözüküyor. 40 liraları görmüştü Tofaş neredeyse. Orada 19 milyon dolar satış var. Sabancı Holding o da çok yani temel anlamda ucuz hisselerden gözüküyor. Bu da Emlak Konut GEO 2.60'lardan 1.80'lere kadar geriledi. O da satış yiyenlerden. Halkbank zaten yıllardır yabancılar tarafından çok satış yiyen, Amerika'daki olaylar nedeniyle bir türlü gidemeyen bankamız. Yeni Halka Arzlar, Gevint, Türk İlaç, X de yine Nisan ayında satış yiyen hisseler olarak göze batıyor. Burada Tavda Havacılık sektörünün o da Nisan ayında satış yiyenlerden ama 18 liradan Tavda döndü takip ettiğim kadarıyla. Şu anda yaklaşık 22-23 liralar civarında tekrar toparladı. Beşiktaş şampiyonluk beklentisiyle bayağı iyi prim yaptı. Ama tabii temel anlamda spor hisseleri her zaman yani baktığımızda kötü gözüküyor. Burada da yabancılar bu karı realize etmiş olabilirler. Yani bu spor hisselerinde artık liglerde bitiyor 2-3 hafta kaldı. Artık sert düşüşler gelebilir. Temkinli olmak lazım. Sasa'da iyi yükselen prim yapan hisselerdendi. %34 de bedelsiz hisse verdi. Nisan ayında da
satış gören hisselerden, o da 8 milyon dolarlık satış görmüş. Evet, baktığımızda yani yabancının net alış tarafında en çok ilgilendiği, aldığı hisseler yılbaşından beri Turkcell, Petkim, Arçelik, Türk Hava Yolları, Çelebi, Tekfen, Kardemir'de, Şişe, Dojo, Gübre Fabrikaları, Nuh Çimento, Ereğli, Borusan Yatırım diye aşağı doğru liste iniyor. Nisan ayında endekse baktığımızda 1391 ile Nisan ayına başlamışız. Kapanış 1397 olmuş. Yani baktığımızda hiç hareket olmamış gibi gözüküyor ama tabii o Mart'taki satış 1250'lere kadar neredeyse inip oradan buralara geri dönmüştü. Yani baktığımızda hiç hareket yokmuş gibi ama tabii grafiklere baktığımızda o büyük dalgalanmayı burada çok net görüyoruz. Mart sonunda yabancı takas oranı 45,5'tu, 45,5'ti. Nisan sonunda bu oran 42,99'a indi. Yani yabancılar Nisan ayında da 2,51 oranında takaslarını azalttılar. Yani bu yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 yılındaki seviyelere neredeyse indi. Hiç yabancılar bu kadar bir satış seviyesine, yani takastaki oran anlamında hiç inmemişlerdi. Yani büyük bir çıkış oluyor diye görüyorum. Yani geçen sene Temmuz'dan beri %54-55'lerden 43'lere kadar gelmiş. Yani 8-9 ayda yaklaşık %12-13 civarında bir satış, yani takası azaltmış görünüyor yabancılar. Evet arkadaşlar, yani bu yabancıların takaslarını takip etmek, tabii borsada yabancı ne alıyor, ne satıyor, hangi hisseleri gösteriyor, onları görmek anlamında takip etmemiz gerekiyor. Yani tabii bu ay earning garantiyi aldılar diye Mayıs ayında da alacaklar diye bir garanti yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz belki takip için. Yabancının aldığı ama yükselmemiş, yani Nisan ayındaki fiyat örneğin işte uyduruyorum, garanti 7 lira, işte 164 milyon dolarlık alış yapmışlar. Ama Nisan ayından sonra işte Mayıs ayında garanti 7 liranın altına geldi. Yine ya da 7 lira civarında. Yabancı alıma devam ediyorsa, biriktiriyorsa belki oralar alış seviyesi olarak düşünülebilir gibi takip edebiliriz. Evet, yabancılarla ilgili videomuz böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanala destek olmayı, abone olmayı unutmayalım. Paramız sağlığımızı bozmasın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.